Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir Danışıyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa hukukundan doğan haklarınız, bulunduğunuz ülkedeki en temel haklarınız olan sosyal güvence haklarınız konularında sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Her hafta programımızda, stüdyomuzda bir uzman konuğumuz bulunuyor. Sizler de elektronik posta adresiyle veya telefon numaralarından bize sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Vaktimiz el verdiği ölçüde sizlerin sorularınıza da cevap vermeye çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bütün vatandaşlarımızı, hatta Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşlarını da yakından ilgilendiren bir konu. Temel sosyal güvenlik yasası, sosyal güvence, temel güvence de denilen ancak bu adı altındaki sosyal yardım, sosyal hak ve işsizlik yardımı. Bu konuda geçtiğimiz programlardan da hatırlayacağınız üzere sosyal ve hukuk danışmanı Kudret Erdem Bey konuğumuz. Kudret Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Elektronik posta adresimizi ve telefon numaramızı bir yineleyeyim. Ondan sonra programımıza kaldığı yerden devam ederiz. Evet. Sevgili seyirciler, bizlere elektronik postamız danisyorum@samanyolutv.eu. Almanya dışından arayan seyircilerimiz için de 0049 69 30 03 4198 veya Almanya'dan 069 30 03 4198 numaralı telefonumuza sorularınızı yazdırabilirsiniz. Vaktimiz el verdiği ölçüde cevaplayacağız. Kudret Bey, şimdi temel sosyal güvence esasında Türkiye'deki anlamıyla da belki insanların asgari yaşam şartlarıyla ilgilendiren bir konu. Evet. Fakat temel sosyal güvence dense bile halk arasında bu farklı algılanıyor. Öncelikle temel sosyal güvenceden ne anlamamız gerekiyor? Şimdi bu aynı zamanda bir sosyal yardımdır. Fakat diğer sosyal yardımlardan ayrıca şudur. Bu yardım alabilmek için 65 yaşına girmeniz gerekiyor. Yani 65 yaşına giren kişilere bu yardım yapılıyor. 2003'te Alman Devleti'nin çıkarmış olduğu bir yasayla emekli olan kişilerin de durumunun düzeltilebilmesi için böyle bir yasa getirildi. Tamam. Evet. Genel hatlarıyla bu. Fakat bu. Halkımız farklı algılayabilir. Evet. İlerleyen dakikalarda devam edeceğiz. Evet. Şimdi önce İsviçre'ye bir bağlanalım. İsviçre Avrupa'nın diğer ülkelerinden biraz farklılık arz edebilen konumda oluyor. Her hafta bağlanabildiğimiz kadarıyla Doktor Ali Çivi Bey hattımız olması lazım. Ali Bey. Merhaba Süleyman Bey. Merhaba Ali Bey. Ali Bey, bu haftaki konumuz Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşlarımızı, hatta o ülkenin vatandaşlarını da yakinen ilgilendiren bir konu. Temel sosyal güvence adı altında asgari geçimi de ilgilendiren ama halk arasında farklı da bilinebiliyor. Sosyal yardım, işsizlik yardımı. Bu konularda İsviçre'deki kanunlar ne söylüyor? Evet, sosyal yardım yani sosyal hilfe diye tabir edilen konu insanların işsizlik kasasından ya da başka bir yerden sağlık sigortalarından artık gelir almaması, hiçbir geliri olmaması, mal varlığı olmaması hallerinde sosyal devlet anlayışı gereği kendilerine devletin yardım etmesi. Bu yardım miktarı asgari yaşam şart, yani existence minimuma göre belirleniyor. Eğer kişiyse ona göre, aileyse ona göre bir bütçe yapıyor ve bütçe kapsamında kendisine sosyal yardım yapıyor. Bu yardım prensip olarak karşılıksız değil. Yardım alan kişi ileride daha rahat ekonomik koşullara kavuştuğunda prensip olarak geri ödemekle yükümlü. Bir başka temel konularım bugünkü programda işsizlik sigortasından alınan ülkede bu konuda bazı yenilikler yapıldı. Değişiklikler yapıldı. Sigortası primleri yükseltildi. Ve buna göre de kimlerin yardım alacağı belirlendi. Prensip olarak gelirin %80'i kadar bazı durumlarda ise gelirin %20'si kadar işsizlik kasasından yardım alınabiliyor. En yüksek süre ise 520 gün sınırlı. Peki Ali Bey, bir de Almanya'da bulunan bir yasa da var. Bu da İsviçre'de var mı? Grundsicherungsgesetz altında geçen, yani temel güvence, asgari geçim olarak halk arasında da belki biraz farklı biliniyor bu. Asgari geçimle ilgili genelde de 65 yaş üzeri emeklilerin kullanması gereken bir hak. Parası yetmeyebilir. Böyle bir uygulama İsviçre'de var mı? Evet, malulen emekli ya da yaş emekli olan insanlar eğer emekli maaşları hayatlarını idame etmeye yeterli değilse Ergänzungsleistung adı altında yani tamamlayıcı bir gelir olarak kendilerine ne kadar bir para gerekiyorsa aylık giderleri için bütçe yapılıyor. Aradaki fark da bu tamamlayıcı gelir olarak ödeniyor. Bu tabii sosyal yardımdan biraz daha farklı. O insanların sosyal güvenliği emekli maaşının tamamlayıcısı olarak biliniyor. Ama demin anlattığım sosyal yardım ise emeklilikten bağımsız bir konu. Onu hemen hemen herkes şartları sağlayan müracaat edebiliyor herhalde sosyal yardıma.
şartları sağlayan, yani kendi geçimini sağlayamayacak insanların başvuru hakkı var. İsviçre'de bu önemli bir konu. Yaklaşık her yıl 3 milyar frank sosyal yardım ödeniyor. Sosyal yardım alanların %44'ü de yabancılar. Nüfus içindeki oranı ise sadece %22. Dikkat edilmesi gereken bir konu, sosyal yardım alan bir yabancı eğer uzun süreli, yani 2 yıldan fazla bu yardım alıyorsa, oturumu için ciddi tehlike söz konusu demektir. Tamam, biz zaten programımızın ilerleyen bölümlerinde onu işleyecektik, söylediniz, çok iyi oldu. Evet. Özellikle yabancıların bunu alması biraz böyle statü düşüklüğü, fakirlik gibi de algılanıyor mu orada? Evet, zaten araştırmalar şunu gösteriyor, sosyal yardım alabilecekken alamayan çok fazla İsviçreli var. Çünkü tam da sizin tarif ettiğiniz yardım almak aşağılayıcı bir konu gibi, sosyal statüyü düşüren bir konu gibi görünüyor. Ama yabancıların bir eğitim durumu, konumları çaresizlikten bunalıyor. Uzun süreli almalarında özellikle yeni yabancılar kanunu dikkate alınmalı, mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de bu yardım, sosyal yardım alınırken başka bir yerden para kazanılmışsa mutlaka bildirilmesi lazım. Aksi takdirde cezai sonuçları dahi olabiliyor. Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda farklı bir konuda tekrar buluşmak umuduyla. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kudret Şimdi Bey, ben burada bir ek yapabilir miyim? Esasında tabii, bizim vatandaşlar bunu 844 yasası diye tanıyorlar. Yani ben halk arasında acaba farklı biliniyor mu diye soracaktım. Evet, evet. Siz direkt girdiniz. O zaman şöyle, temel güvence yasası 844 yasası olarak biliniyor. Evet. Fakat Ali Bey bir farklılık söylemişti. Almanya'da da böyle mi? Yani 844 yasası olarak bilinse de sosyal yardım almakla asgari geçim miktarı olan 844'ü almak nasıl bir farklılık? Yani vatandaş sosyal yardımı nasıl anlasın, bunu nasıl anlasın? Çok basit. Vatandaş anlamaz ama örneğin 840'da, yani bir kişinin Almanya'da yaşayabilmesi için 844 euro alması lazım. Bir kişinin için. Bu minimum asgari geçim miktarı. Evet, evet. Kira ile beraber. Evet. Eğer bir kişi emekli olmuşsa, diyelim ki fazla çalışmamış, 300 euro para alıyor. Evet. 65 yaşına da girmiş. Zaten 65 yaşına girdiği zaman emekli kasasından ayrıca bir form gönderiliyor. Evet. Diyor ki sizin maaşınız azdır, bunu da doldurarak bize tekrar müracaat ediniz. Onu doldurup müracaat ettiği takdirde o 844'ü getiremiyor yine de. Fazla ödenmiyor. Evet. Ha. O zaman ne oluyor? Tamamen yine bu sefer de kira yardımına müracaat ediyor. Yani o kapsama giren diğer yardım alanlarına müracaat edebiliyor. Tabii, kira Peki, yardımına giriyor. Şunu diyebilir miyiz? Bu temel sosyal güvence yasasına asgari geçim yasası desek doğru olur mu bu? En doğrusu vatandaş daha iyi anlayacak. Ama 844 yasası diye duyarsa da esasında bu 844 yasası diye yasada geçmiyor. Sonra bir de şu var, çoğu mesela müracaat ediyor. Abi diyor, madem ki bu yasa çıkmış, bana neden vermiyorlar 844 euro? Ben alıyorum 300 euro emekli. Üstünü tamamlayarak alacak değil mi? Üzerini tamamlayarak alacak. Şartları sağlıyorsa ve bunu devlet verecek. Tabii. Peki asgari geçimin miktarı 844 euro mu gerçekten, yoksa bir sadece bu yasayla? Yasada böyle. Yasada 844 euronun altında maaş alanlar diyor, bu yasadan yararlanır. Altındalı. Altında, evet. Tabii. Tamam. Peki bunun şartları neler? Siz başta girerken 65 dediniz ama bu temel güvence yasası dediğimiz, halk böyle algılaması, doğrusu evet, bu evet, anlaması gerekiyor. 844 euro yasası da desek, asgari geçim 804 euro desek de aynı yola çıkıyor. Şartları nedir? Yani kimler faydalanabilir? Hangi şartlarla? Bir, 65 yaşını bitirmiş olmanız lazım. Emekliye ayrılmış olmanız. 65 yaşının altındakiler? Onlar faydalanamıyor. Bu yasanın Peki. özelliği burada. 65'i bitirmen lazım. Halbuki işsizlik nedeniyle 62'de, 63'te ve 58'de emekli olanlar da var. Onlar bu haktan yararlanamıyor. Belki ileride yine ben konu başlıkları olarak işleyelim diye notlarımı almıştım ama yaşı küçüktür kişinin. Yaş sınırını vermiyorum. Ona belki geleceğim. Soruda sorabilir. Gelecek miyiz? Tabii. Yaşı küçüktür ama durumu öne özel olabilir. Tamam. Zaten burada yasa çok açık. Diyor ki 65 yaşına girenler bu haktan yararlanır. Tamam. Almanya sınırları içinde ikameti olan kişiler bu haktan yararlanır. Diğerlerini yabancı da olsa. Yabancı da olsa. Tamam. Bu şartları tekrar alacağız ama ben siz başlıklarıyla bir söyleyeyim. Biz tekrar geldiğinde alalım. 65 yaşını bitirmiş olması lazım. Bir. Almanya sınırları içinde ikamet etmiş olması lazım. Önemli. Türkiye'ye gidip gelse bile ikameti burası olacak. Burası olacak. Evet. Hatta Türkiye'ye giderken eğer ki uzun kalacaksa bildirmesi lazım. Tamam. Ödenip ödememesi. Üçüncü şart ise 18'i bitirmiş fakat rahatsızdır, çalışacak durumda değildir. Bunlar bu haktan yararlanır. Tabii bu da ispatlanmış olacak. Haliyle. Yani kanunen haliyle, yazıyla veya belgelerle. Belgelerle. Evet. Biz yine vatandaşlarımıza bu sosyal güvence kapsamında, yani sosyal yardım alma, sosyal yardım hususunda mikrofon yöneltti arkadaşlarımız. Bakalım ne demişler. Dinleyelim.
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız sosyal yardımı ve hizmetlerini biliyor mu? Almanya'daki insanlarımıza sorduk, işte aldığımız cevaplar. İşsizlik durumlarında sosyal yardım alma haklarını söyler misiniz? Vallahi hiç yardım almadığım için söyleyemem. Yeterli şeyin kazancın, işsizlik aldığınız para yeterli değilse ev kira yardımı alabiliyorsunuz. Hiç işsiz kalmadığım için bilmiyorum artık. Bu zamana kadar hep ZELP'ten düştüm, ona göre hiç işsiz kalmadım. Sosyal yardım, gelirin az olursa, aylığın az olursa almak gerekiyor. Başvurmak gerekiyor. Yoksa aylık fazla olursa vermiyorlar. 2 yıl işsiz kalmıştım. O 2 yıl işsiz kaldığım süre içerisinde sosyal yardım almak için başvuru yaptım. O süreci içerisinde yani çok zor. Hani o şeyleri insana pes ettiriyorlar. Ben yani yardım almaktan vazgeçtim. 6 ay parasız yaşadım. Yardım almaktan iş yapmadım yani. Vallahi şu anda işsizlik durumunda kalmadığım için bilmiyorum ama herhalde ev kirası, çocuk yardım parası, aile yardım parası, herhalde bunları alabiliriz. Başka bir şey düşünmüyorum yani. Evet Kudret Bey, şimdi burada iki durum var. Onu söyleyeyim de size. Ona evet. göre bir giriş yapmamız lazım. Evet. Biz bugün temel sosyal güvence, asgari geçim bunu işliyoruz. Fakat evet. bunun içerisinde sosyal yardım, işsizlik durumundaki alınacak para ve yardım da içerisinde. Fakat vatandaşlarda bir kesinlikle 50 yıldır da Almanya'da ve Avrupa'da olsak şöyle bir karışıklık var. İşsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım bunlar hepsi tamamen karışık. Bir. İkincisi bunu bir şey olarak algılıyorlar. Cevap vermek istemediler. Dikkat ederseniz biz işsizlik durumunda sosyal yardım ne diye hakkında ne biliyorsunuz diye sorduk. İş sahibi olmamayı, işe gitmemeyi tamam kabul etmeyen bir milletiz. Fakat niye işsiziz? Niye iş almıyoruz? Sonuçta şu alınan cevaplarla kafa karışıklığını nasıl düzelteceğiz? Ya. Yani işsizlik durumunda veya malullük, emeklilik durumu. Sosyal şimdi, yardım alma. Şimdi orada birkaç arkadaş, efendim ben işsizlik yardımına müracaat etmedim, almıyorum, çalışıyorum diyor. Onları önce tebrik edelim. Çalışsınlar. Çalışsınlar. Yani bu sosyal yardım en son kertedir yani. Yalnız işsizlik yardımına müracaat etmiyorum dediler ya. Evet. Bir kişi çalışıyordu, işsiz kaldı. O kanunen hata. Alması gereken para işsizlik yardımı mıdır? Hayır. Çalışıyor diyelim ki kendisi de ile çıktı veyahut da firma tarafından çıkarıldı. Evet. Onun daha önce çalıştığı zamanlarda ödemiş olduğu aidet vardır. Arbeitsamt evet. dediğimiz iş ve işçilik evet. kurumuna. Evet. Onun manası bir kişi işsiz kaldığı zaman müracaatını yapacak. Daha önceki ödemiş olduğu aidatlardan maaş alacaktır. Zaten bu sosyal yardım değildir. Bu tabii hakkıdır insanlara. Müracaat etmek de zorunda zaten değil mi? Mecburen. Etmezse de suçlu çünkü. Haliyle para gelmeyecek. Nereden alacak parayı? Okulları vatandaş iyi bilirler. Onlar müracaat eder. Bu bir devletin güvencesi zaten aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii. Peki, sosyal yardım ve en mühim orada buyurun. Bu 844 yasasını bilmemeleri bakın. Onlar hepsi bir paket içinde konuşuyor. Genç sosyal grubu olduğu yardım için diyor. Mi bilmiyor acaba? Bir yaşlı amca biraz değinecek gibi ha. oldu. 844 aklına gelmedi. Ha. İşte dedi ya yaş dolunca veriliyor. Tamam. Paran emekli olunca. Tamam. Peki. Doğrudur. Ama bunu bugün biz buradan açıklamış olalım. 65 yaşına giren, hakikaten maaşı 844'ün altında olan kişiler derhal müracaat etsinler. Bunda ayıp bir şey yoktur. Göçün 50. yılına girdiğimiz evet. bu devirde 60 yaşın çok üstünde çok emeklimiz tabii, var. Tabii. Bu hakkı bu yasayı bilmiyorlardır çoğu. Gazetelerde bir ara Türk medyasında yer aldı. Fakat herhalde sosyal yardım gibi algılanıldı. Tam izah edilmiyor. Bir de vatandaşın dilinden konuşulmuyor. Peki sosyal yardım ve işsizlik yardımı. Evet. Sizce temel sosyal güvence midir bu? Yani bir devletin yoksa vatandaşa bir imkan tanınmış ya da devlet kendini garanti altına almış ortalıkta fakir, işsiz, dilenci konumunda insan kalmasın diye böyle mi algılasın vatandaş? Şimdi sosyal yardım, işsizlik yardımı. Şimdi, bu kapsamda. Şimdi bu 844 kanunu bir tarafa bırakalım. Sosyal evet. yardıma gelelim. Bilindiği gibi Almanya sosyal bir devlet. Evet. Ha, sosyal devletin manası deniliyor ki bu ülkede oturma müsaadesi olan kişiler. Evet. Eğer maddi durumdan zayıfsa, geçinecek bir durumda değilse, çalışmıyorsa, hastaysa veyahut da çalışıyor ama fazla para alamıyor. O zaman perişan olmaması için bana müracaat edilecek diyor. Zaten gittiğiniz zaman size bir dilekçe veriyorlar. Forum. Onun ismi dilekçedir Türkçe. Onu dolduruyorsunuz. Gelir ve giderlerinizi muhakkak bildirmeniz lazım. Bu da çok mühim. Yani belgelerde evet. Evet. Türkiye'deki, Almanya'daki geliriniz, her gideriniz. Her iki ülkeydi. Her ülke. Bu son zamanlarda bazen Türkiye'nin bildirilmeme durumları oluyor. Sonunda ortaya çıkarsa herhalde geri iade mi yanıyor. Oluyor? Yanıyor. Yanıyor. Onu bildirdikten sonra veriyorsunuz. Evet. Devlet diyor ki bunu bana verin. Devlet de bir araştırma yapıyor. Onun üzerinde bakıyor. Hakikaten bu kişinin yardıma ihtiyacı varsa belli bir para ödüyor. Ancak bir de şu var.
daima sosyal yardım alan kişiler kendini daima işe hazır tutacaktır. Evet. Yani, ben her an için bir iş bulunduğu takdirde gidebilirim. İş yoktur, buraya geldim. Peki bu sosyal yardım ve işsizlik yardımı sizce çok kısa rica ediyorum. Neden kötü kabul ediliyor? Kötü kabul edilmemesi lazım. Bakın işsizlik yardımı şöyleydi. İşsizlik parası bittiği zaman o zaman daha sosyal yardıma müracaat etmediğin ek olarak diyordu ki Hartz-Vu dedikler onlar. İşsizlik yardım parasına müracaat ettiniz. Onlar belli bir zaman içindir. 6 ay veya 3 ay. Ondan sonra o hakkında bitince diyor ki artık sosyal yardıma müracaat et. Her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. İkisi de yardımdır. Utanacak, çekinecek bir durum yoktur. Peki. Devletin resmen çıkarmış olduğu yasalara dayanarak hakkınızı istiyorsunuz. Peki kimler sosyal yardım alabilirler? Bunu çok mühim. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Tabii, ekranda o maddeleri verirlerse. Tabii. Sosyal yardım alacak kişiler, yani hangi gruba girenler, kimler sosyal yardım alabilir kısacası? Bu çok mühim. Ben zaten bir plan çıkardım. Bir, çocuklarını yalnız yetiştiren anneler. Evet. Kocalarından ayrı yaşayan kadınlar. Emekli olan kişiler şayet maaşları kafi gelmiyorsa. Evet. İşsizler, yani iş bulamamıştır. Az gelirliler, sakat veya bakıma muhtaç olan sosyal yardım almaya hak kazanır. Bunlar ana tema. Sosyal yardım bu gruptakiler alabilirler. Evet. Peki şöyle bir durum da var. Bu da mesela kocalarına ayrı yaşayan hanımlar deniyor da. Evet. Bu erkek için de olsa, yani hanımından ayrı yaşayan bir bey boşanmış. Evet. Hanımı gelirliydi, zengin, varlıklı biriydi. Bu kişi de boşandıktan sonra zor durumda kaldı. Şimdi tamamen değişiyor. Eğer mesela burada diyor, eğer o bayan beyinden boşanmış da çocuğu varsa, çalışacak durumda değilse, yardıma müracaat der. Bu erkek için de geçerlidir. Erkek de boşanmıştır, iki tane çocuğu kanunen kendisine verilmiştir, çalışacak durumu yoktur, çocuklara bakacaktır, hem onlara annelik babalık yapacaktır. O nedenle yardıma muhtaçtır, devlete müracaat edecektir. Peki işsizlik parasını kimler alabilir? İşsizlik parasını bir, firma tarafından çıkarılmıştır. Bunu da özür dilerim, siz izah ederken arkadaşlarımızdan, yönetmenimizden rica edelim. Ekranda kimlerin işsizlik parası alabildiğini verirlerse ekrandan yansıtırsak iyi olacak. Normal işsizlik süreci bitenler var. İşsizlik buradandır, tamam. Normal işsizlik süresi bitenler, işsizlik yardımı alanlar, sosyal yardım alanlar, maaşı geçimini yetmeyenler, yani almış olduğu maaşı geçimini temin etmiyor, hiç geliri olmayanlar. Bu gruptaki insanlar işsizlik yardım alabilecekler. Alabilirler. Peki alamama şartları da var. O da var. Evet. Onu da burada açıklayabiliriz. Yani bu gruba girenler tamam da dışındakiler diye vatandaş algılayabilir ama esasında bazı farklılıklar arz edebilir. Kimler işsizlik yardımını alamaz? Alamaz. Almaya hakkı olduğu halde. Evet. Yapılabilir bir işi kabul etmemek. Diyelim yani bunu ki falan yerde anlayacağız. Arbaysam size bir kağıt verir. De ki falan yere gidin, orada iş var. Evet. Siz bunu reddedersiniz. Evet. Geçersiz olarak. Bazen de geçerli redler vardır. Geçen nedeni vardır. Evet. Meslek geliştirme kurslarına reddedenler. Der ki kardeşim sen daha yaşın gençtir, falan yere göndereceğiz, orada meslek edineceksin. Bu şu da olabilir mi? Bir kişi mesleksizse kurum onu meslek edinsin diye kısa sürede gönderir. O da olur. Onun reddedilmesi dahi. Tabii, o da dahil. Evet. Dil kursunu reddedenler. Bu daha ziyade göçmenleri mi ilgilendiriyor? Ekseriyet göçmenleri tabii. Çünkü Türkiye'den geliyor buraya. Özellikle oturma müsaadesi almak için müracaat ediyor. O zaman lisan kursuna tabi tutuyorlar. O zaman şöyle bir şey sormuş olsak size. Türkiye'den aile bileşimiyle ailesi müracaat etti. Kişi önce çalışıyordu ve para belgesini de verdi. Evet. Maaş belgesini verdi, alıyor. Eşi de buraya geldi. Dil kursunu geçti geldi ama fakat devam edecek. Diğer kurslar da var. Tam bu sırada bey de işsiz kaldı. İşsizlik yardımını almayı hak etti. Şimdi bu kişinin eşi veya kendisi de dahil diyelim. Evet. Ama özellikle eşi dil kursuna gitmeyi, devamını reddetse işsizlik yardımını keserler mi? Derhal keserler. Reddetme bir şey değil. Mümkün değil. Hatta eğer ki bey de işsizse, kendi de işsiz haliyle o kurs parasını dahi sosyal hamdan karşılanır. Eğer bunu da reddederse o zaman o parayı da alamaz. 3 yaşında çocuğu vardır veya 4 yaşında. Bunu kindergarten'a vermiştir. Öğleye kadar orada kalacaktır. Eğer iş ve iş cemur kurumu size 2 saatlik veya 3 saatlik bir iş bulmuş, gidin orada çalışın derse red edemezsiniz. Eğer reddederseniz siz yine de sosyal yardım alamazsınız. Halk arasında 1 euro job 1 euroluk iş diyorlar. O da dahil mi buna? O da dahil tabii.
Ya parası küçük, ben niye gideyim demeyecek yardım alın. Esasında o 1 euroya çalışmıyorlar. Evet. Yani 1 euro deniliyor ama onun üzerini sosyal am karşılıyor. Daire karşılıyor. 6 euro veya 7 euroya geliyor sadece. Evet. Maddelerimiz tamam herhalde. Evet. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra seyircilerimizden gelen soruları da cevaplayacağız. Tabii. Sevgili seyirciler, reklamlar arasında sizlerden gelen soruları arkadaşlarımız iletecekler ve cevaplamaya çalışacağız. Elektronik posta adresimiz danisyorum@samanyolu.tv.eu. Sizlerden gönderdiğiniz soruları cevaplamak kaydıyla reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.